toplumun ben ifadesiyle enfüsi derslerde ben arasında nasıl bir fark var? İkisi birbiriyle karıştırılıyor. Bu sefer enfüsi dersteki ben ifadesine de enaniyet manası veriliyor. Bu tam anlaşılmıyor abi. Mesela biz hep deriz kendi kıymetini bil, kendi değerini bil, kendini böyle çöplüklerde mahvettirme. O ben olan ben, onu bil, onu esas al. Ama bu ben enaniyet de gözüküyor. Enaniyet imiş gibi gözüküyor. Arasında dağlar kadar fark var. Nedir o? En basitinden şöyle diyeyim. Şeytan şöyle dedi Hallâc-ı Mansûr'a. Dedi ki sen de enel hak dedin, ben de enel hak dedim. Ben şeytan, sen ise hallac oldun diyor. Aynı şeyi söyledik. Niye dedi? Hallâc-ı Mansûr dedi ki sen diyor enel hak derken önüne kendini koydun. Kendi kendine dedin enel hak. Ben enel hak derken kendime Rabbimi koydum. Onu kastederek söyledim. Fenafillah olarak kendisini ortadan kaldırıp ona söyledim. Ama benim ağzımdan çıktı diyor. Şimdi aynı o misal gibi aralarında böyle dağlar kadar fark vardır. Bu ene yani ben piyasada gurur kibir bilinirken enfüstekiler ve tasavvufçulara göre nasıl anlaşılıyor? Biraz böyle kısaca izah edeyim. Mesela de diyorsunuz ya ben benden büyüğüm. Evet. Böyle deyince o kibir yaptın gibi anlaşılıyor. Yani ne demek ben benden daha büyüğüm. Ben benden daha kıymetliyim. Sen neymişsin falan diye sen gururla itham ediyor. Anlamıyor yani oradaki benlik ne. O ne demek? O zaman okuyayım biraz böyle. Eneyse yani kendi kıymetini bilmek ise kendini başkasıyla kıyas yoktur. Yani ben sokaktaki bende kıyas vardır. Ondan ben daha iyiyim. Ama enfustaki ben kıyas yoktur hariçte. O bir kere o. Hatta kendi vücuduna et ve kemikten olduğuna enfusçiler kendini insanlardan üstün tutmak şöyle dursun, kıyas etmek kendi vücuduna bile et ve kemikten olduğunu ona daha fazla mana vermezler. Ama nefse emmareye tabi olanların, enaniyetli olanların enaniyeti et ve kemiği yani bedeni esas alırlar. Kendilerinin hariçte kıyas ederler. Hep kendilerini dışarıda kıyas ederler. Enfusçilerin ben demeleri hiçbir zaman insanlarla hiç meşgul olmamışlar ve kıyas da etmezler. Kendilerine aşkındırlar. Onlar nasıl ki şu vücudumuzda giydirilen benim gömleğim, bana giydirilmiş, bu giyilendir. Ben diyen bunun arkasındadır. Benim gömleğim diyen gömlek değil. Gir içeriye, benim atletim, gir içeriye benim vücudum, gir içeriye benim aklım, gir içeriye benim kalbim, gir içeriye benim ruhum. Bu hep bendir. Benimle tanımlanır. Bir şeyle izah edeceksin. Bu nedir ya? Ne bileyim bir vücut mu diyeceğim? Benim vücudum diyeceğim yani. Benim kalemim. O kimin ya? O benim kalemim ya. İşte bu vücut benim. O oradaki ben enaniyet manasında değil. O zaman insana giydirilen gömlek gibi benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum. O diyen o sahiplilik yapan, masadakileri alan, bu benim karaciğerim, bu benim aklım, bu benim ruhum, bu benim gömleğim, bu benim atletim. O ben diyen bunların dışında işte o enfusçilerin kastettiği ben o. Ama diğer enaniyetçilerin yani nefs-i emmareyi taşıyanların ben de kastettikleri şey nefs-i emmare. Farka bak yani. Peki nefs-i emmare ben diyor ki evet kelam aynı ama diyen farklı. İkisi de farklı. Orada nefs-i emmare yok. Hani Allah diyemiyorsun. Oradaki benliğe ne diyeceksin? O zaman ben benden daha büyüğüm şöyle. O desen olmayacak. Olmaz. Bak şimdi. Kendine vücut rengini verme diyor. Ademe düşersin bak. Aslında hiçliğini bilmek var oradaki bende. Benliğin içinde aslında hiçlik manası var aslında. Şöyle. Adem Aleyhisselam da kusur yaptığı hata şeytan da yaptı. Şeytan ne dedi? Dedi ki beni sen azdırdın dedi Kur'an'da geçiyor. Adem Aleyhisselam ne dedi? Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Ne yaptı? Aç seni fakr, noksan kusurun derühte etti. Yani aç seni fakrını, noksanın kusuru derühte etmekten ortaya çıkan bu ene hakikati. Zahirde nasıl vahdet-i vücutla, vücutçularla tabiatperestler birbirine benziyor ya. Bu da böyle yani. Aslında dağlar kadar fark var. Şimdi mesela kendine vücut rengini vermiyor. Bu gömleğe ben miyim? Yok bana giydirilmiş. Değil mi? Giydim. Benim gömleğim diyorum zaten. Ben demiyorum. Bu ben olan ben demem. İşte benim atletim. Gene bana giydim. Benim vücudum. Bana verilmiş. Bu organlardan hangisi benim? Ruh da benim değil. Emanet verilmiş. Akıl da benim değil. O sahiplendiğim şey önümde. Benim ruhum aldım, benim aklım aldım, benim vücudum aldım, benim hayatım aldım. Ben kalmadı. Kim? Bunu alan kim? Bunu alan, ben diye alan o enedir. Nesi var onun? Vücut alıcısı yok. Mahluk değil. Yani kudret taalluk etmemiş. Ama haşa vacibul vücut da değil. Yani olumsuzluğa tanrı diyorum. O vacibul vücut tarafı değil. Mahluk da değil. Buna berzah denilir. Vücudu haricisi yok. Vücudu ilmisi var. Onu koy işte. Ben olan ben. Bak benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum daha benim ruhum. Sahiplenecek bir şeysi kaldı mı? Sahiplenecek bir şeysi kalmayan şey. O ben olan ben. Ben olan ben. Peki nedir o ruhun da arkasında olduğuna göre? Ruh. Ben bana aşkınım. Ben benden daha değerliyim bu işte. O ben ruha da sahiplenendir. Peki sen kimsin? Ruhta değilsin. Mahluk değilim. Yani vücut kudret taalluk etmemiş. Vücut rengini vermiyorum. Haşa vacip de değilim. Berzahım. İkisinin ortasındayım. İlmi vücudum. O zaman bunu bildiğin zaman hiçbir şeye sahiplenmiyorsun. Her şey O'nundur. Her şey O'ndandır. Peki Allah nasıl tavsif ederler onlar? Kendileri, vücud haricileri sahip olmadıklarından, bunlar hep emanet olduğundan, bu hep Allah'ın mülkü olduğundan, Allah'ı şöyle tanımlarlar o zatlar. Ben de bir güzellik gözüküyorsa, bir meziyet gözüküyorsa, bir kemalat gözüküyorsa hiçbirisi benim değildir. Onu bana giydiren Cenab-ı Hakk'a ait. Derler ki, ben de böyle kutsi ve ulvi hazlar, sıfatlar, taayyunlar olur. Ama insanlara gösteremez. İç aleminde o kutsi haletleri şöyle tanımlarlar. Bendeki, bende olan, bendeki o. Yani bendeki o. Aslında onun bendeki taayyunu ve teşahhusu. Ve Allah'a da şöyle tarif ederler kendilerine bakarlar. Ondaki ben. Ondaki bene hitap ederek buradaki oya, bendeki o, İyâke nâbudu ve İyâke nestaîn manası tahakkuk eder. Tabi biraz derin bu. İşte ben, o zaman bendeki o ile ondaki beni birleştiren namazda İyâke nâbudu ve İyâke nestaîn. Süre olarak ayet şu. Başta İhlas suresinde Kul huvallahu ehad girdik. Sonu da ne diyor? Küllehu küfüven ehadı. Ehad. Başta da ehad, sonunda da ehad. Kökteki çekirdek, meyvedeki çekirdek. Kökteki çekirdek, sürenin başındaki Kul huvallahu ehadı. Meyvedeki çekirdek küllehu küfüven ehadı. Aradaki süreler ağaç gibi. İşte bu çekirdek, bu çekirdeğe. Meyvedeki çekirdek burada insan. Kökteki çekirdek Nur-u Muhammed'i. İşte o ona hitap ediyor. Yoksa insanlarla işi yok. O zaman kökteki çekirdek ondaki ben. Meyvedeki çekirdek bendeki o. Meyvedeki çekirdek ne diyor? Bende bir ben var. Ama kökteki çekirdeğin ne aynısı ne gayrısı. Kökteki çekirdek diyor ki bende bir şey var ama kökteki çekirdek. Ve meyve kendisini tanımlarken, izah ederken kökteki çekirdek diyor ki ey meyvedeki çekirdek, bensiz kendini tanımlama, kendine vücut rengini verme, senin vücudunun kayyumu benim, Nur-u Muhammed. İşte kökteki çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'idir. Bütün insanların o enesini, benliğinin kaynağı o çekirdektir. Kökteki çekirdek. İnsanların benlikleri ise o ağacın meyvelerindeki çekirdektir. Bu çekirdek müstakil düşünülemez kökte. O zaman bu meyvedeki çekirdeğe ne ayn'dir ne gayr'dir. Ve onun işi buna olanlar hariçte nazarını çeker. Zaten harici tefekkürü yaparlar, bitirirler. Enfusi tefekkürler geçerler. Hariç ve enfusi tefekkürü birleştirenler bendeki oyla ondaki beni düşünüp tefekkür ederler. Bu makam ancak böyle olur. Burada beşeret yoktur. Hiç yok. Yani dışarıda insanlarla kıyas bir kere kendisini de zaten vücut rengini vermemiş ki. Kendine vücut rengini vermeyince insanların vücut rengini zaten hiç vermemiş. İnsanlarla işi yok bu insanların. İç alemi onlar böyle çift alemi beraber yaşarlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi Miraca gitmiş gelmiş hendek kazmış. Zırh giymiş yani. Yani o alemlere, o manalara mazar olanlar dünyadan elini ayağını eteğini çekmezler. Tam tersine Allah Resulü'nün gayreti gibi bir insana da bir ulaşmak isterler. Yani öyle kaderciliğe sığınıp da tembelliğe atılmazlar. Kaderciliğe sığınanlar tembel insanlardır. Derse niye gelmiyorsun kardeşim dediğim zaman Allah nasip etmedi diyor. Yani tövbe estağfurullah. Allah mı şimdi seni getirmedi? Suçlu Allah mı aşağı tövbe estağfurullah. Niye gelmedin? Yani tembel insanlar kaderciler olurlar. Kadere hemen yükünü yüklerler yani onlar. Onlar tam tersine alametleri nedir? Harici tefekkürü ederken enfusi tefekkürü de yaparlar. İkisini cem edenlerin bunların haletleridir. Peki bunlar nasıl yaparlar? Sünnet-i seneyi bir tamamıya uyarlar. Uyamadıkları zamanda da bil kuvve, bil niyet, bil kas, bil irade, bil cihet o yolda bulunurlar. Yani sünnet-i seneyi yaşarlar. Şimdi mesela buradaki benliğe bir şey getirmek için herkes benim etsa ve efradım. Böyle ya. Şimdi bu cihetle baktığın zaman da işte hani bu cihetten de bir anlatın o ben. Evet. Tabii bunun o kadar geniş sağlığı ki. Mesela insanları nasıl görürler? İnsanların her tek tek öne çıkan gördükleri insanları kendisi merkezde kökteki çekirdeği kabul eder. Onlar benim etsa ve efradım. Yani mesela bir sarhoşu görse ona üstünlük şöyle dursun. Ben içki içseydim nasıl olurdum? İnsan merak eder. Kendisini onda seyrediyor. Orada seyrediyor. O benim işte. Onu görür ve acır. Yani üstünlük taslama değil. Aslında o benim bir sıfatımdır. O taraf bende yok mu? Var. Nemrutluk yok mu bende? Bütün sıfatlar bende var. O insanları gördüğü zaman o aynada kendini seyreder. Kendi ferdi olarak görür. O benim der. Benim bir etsamdır. Yani şu parmağa o parmaktır diyer miyim? Benim parmağım. Bu da benim. Yani bu organlar birbirini kıskanır mı? Kıskanmaz. O bütün insanları kendi vücudunun organları gibi, eczası gibi, hücresi gibi hissederler. Onlardan üstünlük taslamak şöyle dursun. Onların içi giderler. Şefkat sahibi o sarhoşu gördüğü zaman veya namazsızı gördüğü zaman onların akıbetlerini bildikleri için acayip bir şefkat ederler. Aslında o benim sıfatımdır, o gibi gözüküyorken o aslında benim der. Benim tezahürümdür der. Bunu nerede söyler? Bunu 30. Lema'nın Hayat Bahsinin 5. remizinde söyler. Bunu bütün insanlar ve bütün her şey, kainat şöyle, kendini meyvedeki çekirdek, kökteki çekirdek olarak düşünürse ne der biliyor musun? Gerçi ben süreç olarak ağacın sonucuyum ama diyor meyvenin çekirdeği, meyve için. Fakat hakikat ve mahiyet itibariyle ben meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle, çekirdeğim itibariyle meyve diyor ki ben ağacın sonuyum ama çekirdek itibariyle ağacın başıyım. O zaman kainatın başı olur. Buna bir örnek vereyim şöyle. Biz anamızdan doğduğumuz gibi canlı olmadığımız gibi vefat etmeyle de hayatımız son bulmuyor. Bizim hayatımız ilmi ezeliden başlıyor. Allah'ın ilminde biz vardık. Allah'ın ilminde canlı ve ruhluyduk. İlim cansız değil. Allah'ın ilminden ezelden başlayıp ebede devam ediyor. Diyor ki bizim film şöyle bir film düşün. Bir film var. Bütün insanlar filmin içinde oynuyor. Ama her bakan kişi o film başrolde ben oynuyorum. O filme ben bakarken filmin başrolü benim. Bütün insanlar o filmin çekilmesi için benim figüranlarım, benim malzemelerim diye görür. Ama aynı filmin içinde sen oynuyorsun. Sen de kendine baktığın zaman başrolde sensin, ben de figüran, diğer malzemeler gibi görüyorum. İşte Elestü bi Rabbiküm'den bu film çekilmeye başlandı. Cennete kadar, Sırat Köprüsü'ne kadar bu film çekilmeye devam ediyor. Yalnız bu filmin içerisinde bir sahne alınması gerekiyor. Bir saatlik bir sahne. O bir saatlik sahne için biz dünya limanına yanaşıp dünya hayatına geldik. Kaliteli filmlerde mevzu neyse orada çekim yapılması lazım. En kaliteli. Elestü bi Rabbiküm kalu beladan filmimiz başladı. Sırat Köprüsü'ne ve cennete gidene kadar bu film devam ediyor. Ama dünya hayatında niye bulunuyoruz? Bu filmin içerisinde dünya mevzusu geçtiği için dünya limanına uğrayıp bir saat sahne alıyoruz. Bir saat kalacağız. Sahne alıp film devam ediyor. Vefatla da devam ediyor. Mesela nasıl devam ediyor? Benim şu anda gördüğünüz zahirim. Gördüğünüz bu. Zahirde gözüken bu. Ama benim içimi görüyor musun? Ruhsal yapımı, hayatımı, duygularımı, hislerimi, fikirlerimi görüyor musun? Ben de senin için görmüyorum. Gaybım o zaman. Benim içsel alemim sana nedir? Gayb'tir. Gaybımdan gaybına konuşuyorum. Biz zaten gayb yaşıyoruz. Gayba gitmekte ne korkuyoruz? Zaten gaybı yaşıyoruz. Evet.